maalesef çok üzücü, derinliğe sarsıldığımız ve mesleğimizi ifa etmekte büyük bir endişeye kapıldığımız bir olay nedeniyle ne yazık ki bir kere daha karşınızdayız. Müvekkilinin şirket ortaklığına dair haklarının korunması ve mal kaçırma iddiası nedeniyle tespit yaptırmak üzere Ankara'da bulunan meslektaşlarımız Avukat Fatih Özbek ile Avukat Salim Yüce 16 Mayıs 2022 günü şirketin ortağına ait araç tarafından takip edilmeleri üzerine jandarmadan yardım istemişler. Yardım beklerlerken takip eden araçtan inen kişiler tarafından demir çubuklarla saldırıya uğramışlardır. Kilitli araç kapılarını açmak için zorlayan gözü dönmüş saldırganlar araca büyük hasar vermiş, camlarını kırmış, meslektaşımızı kolundan yaralamıştır. Görevini ifa etmekten başka bir şey yapmayan meslektaşlarımız ölümle burun buruna gelmişlerdir. Anlaşılacağı üzere olay her yönüyle vahim bir olaydır. Öncelikle bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, meslektaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Zor günlerde sığınılacak liman görevini üstlenmiş olan avukatlara yönelik saldırıyı ilkellikten başka bir şeyle izah edemeyiz. Hakkın elde edilmesi gibi kutsal bir görevi ifa eden avukata yönelik saldırı sadece avukatın şahsına değil, hakka, adalete, kurucu unsuru olduğumuz yargı kurumuna da yönelik bir saldırıdır. Bu nedenle yargının tüm unsur ve bileşenlerinin avukata şiddete karşı aynı tavrı takınması gereklidir. Avukata karşı şiddete ilişkin olarak sadece baroların değil, tüm yargı organlarının da aynı tavrı alması yanında devletin tüm kurumlarının da aynı kararlılıkla bu şiddete karşı çıkmasını bekliyor ve talep ediyoruz. Avukata karşı şiddet eylemleri katalog suçlar kapsamına alınmalı ve CMK 100. madde etkinleştirilmelidir. Avukatlar hukuki bir ihtilafın ya da davanın tarafı değillerdir. Taraflar arasındaki husumetin ise tarafı hiç değillerdir. Avukata saldıranlar belli ki hak, adalet, savunma kavramlarından tamamen yoksun, cehaletin her yönüyle kendisini kuşattığı aciz insanlardır. Unutulmamalıdır ki bu vandallar işledikleri eylemler karşısında yine başvuracakları meslek avukatlardır. Bilinmelidir ki avukata saldırı ne avukatı ne de savunmayı caydıracaktır. Yeminle başladığımız bu mesleğe kararlılıkla devam edeceğiz. Böyle saldırılarla avukatı görevinden vazgeçirmeyi amaçlıyor iseniz biliniz ki karşınızda güçlü ve tek vücut olmuş bir baro ve bütün avukatları bulacaksınız. Meslektaşımıza, savunma makamına, yargıya yapılan bu saldırının hesabı mahkeme önünde de muhakkak görülecektir. Meslektaşlarımızın saldırıya uğradığı haberi alınır alınmaz derhal iletişime geçtiğimiz Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi avukatları jandarma aşamasında meslektaşlarımızın yanında olmuş, olay ile ilgili tüm adli aşamalar baromuz tarafından takip edilmiştir, edilecektir. Meslektaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, olay ile ilgili yargılama sürecinin takipçisi olacağımızı, meslektaşlarımızın sonuna kadar yanında olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz.